en kalabalık nereden Mecidiye köyünün ortasında arabanın üstünde bir hareket yaparsın tişörtünü yırtarsın aa işte Mecidiye köyünün arasında kendini yırttı adam ondan sonra bizim toplum da böyle abuk sabuk şeyleri seviyor ondan sonra gidersin bir istiklalde yırtarsın falan filan bir derken üstünü yırtan adam diye fenomen olursun mesela bu, önceden çok zevkli bir yerdi burası bak burası Instagram'dır Facebook'tur önceden çok zevkli bir yerdi şimdi tamamen bir çöplük tanın her zaman derdi olabilir sıkıntısı olabilir bir evet, şey evet. olabilir Canın canı sıkılır ben mesela gidiyorum akşam bir yerde çorba içerken mesela bazen gidiyorum kuytu adam beni görüyor gördüğü zaman ne? benden bir şaka bekliyor ya da tebessüm Hatta ama değil, Haklı ama Allah çarpsın onu verecek halim yok. İyi konuştum, niye bir alkış bir şey? Alkış da yok hadi yani. E, efekt... Alkış falan yok da abi iyi dedim falan olması lazım abi, Ferit. Ama biz... bu şekilde çok sofistik. Sonra diyorsun ki ben seni çıkaramadım, nasıl çıkaracağım Ferit? Sen budun, abi <laughs> bu program <laughs> konuğu getirip övme programı değil. Ama ben abi, her Ferit arada yapman lazım. Şimdi ben senin... şimdi Metrobüs'e bir bileti mi kucaklayacağım? Evet arkadaşlar ben geldim sosyal medyadan Naret Bebe. Hadi bakalım T500 kucakla beni. <laughs> Böyle mi yani? 500T abi. 500T. Hürriyet Komuter'den herkese selamlar. Bugün Nalet Bebe Ömer Başdoğan konuğumuz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Ferit'ciğim. Seni yakalamak zor. Estağfurullah, estağfurullah. Güzel bir ortam, güzel bir akustik. Ho! Evet, şu an burada çalışılıyor değil mi? Çalışılıyor burada. He. Evet. Seni... Daha önce gösterdiniz mi şu an bu çekim yapılan yerin nasıl bir yer olduğunu? Evet. Ha, şu an buna mesela arkadaşlar apartmanı holi gibi yani. Ya bizim ya da en basit da şimdi... şey diyeyim ya da. Bir dakika bir gol bir otel, de. Otellerin, oğlum güzel. Güzel bir Otellerin şeyi var ya. Lobby. Lobby. Kat kat kat. Böyle herkes çalışıyor. Bazen ne oluyor? Ben ya? de korkuyorum mesela. İnsanlar rahatsız ediyor muyuz acaba şu Bazen an? Bazen konukların cevaplarından millet balkona çıkıp bize böyle yukarıdan tribün şeyi oluyor böyle. Yemin böyle et. Atmosfer oluşuyor. Ya öyle bir şey olur mu yani Doğru? bir anda? Ya beden bekliyoruz. Alkışlar falan kopar mı acaba? Bekliyorsun. Yok yani? ya. Evet. Hoş bulduk sevgili Ferit. Merakımı hiç... gidereyim dedim. Ben özür dilerim. Seni rica ederim. Ee, bir şey en son ne zaman bir şeydi? Bir hafta falan kaldınız. Çok geziyorsun ya. Kanka gece dedi, yazın Çok yazın geziyoruz ya. Ge Eş dost sağ olsun geziyoruz ya. <laughs> bir gün aradım. Ondan sonra abi işte neredesin falan. Tahte dedi. O ne güzel tatil yapıyorsunuz. E sen de yap abi. Niye o zaman bana diyorsun? Sen de yap dedi. Çok pratik evet. politik çözümlerim var. Ee, ya seni aramak güzel çünkü biz seninle Zoom'da e, bir pandeminin en böyle şey herkesin evet. eve tıkıldığı süreçte. Aptal bir şey yapmıştık hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yani röportajda sen farklı garip garip bir süreç olmuştu. Evet orada bir de montaj hatamız olmuştu falan. ama onlar onların hallettik. Hepsini hallettik. Toparlamak için tabii yani. seni buldum. Zunda yapmıştı değil mi? Zunda mıydı? Zundaydı, Zunda yapmıştı. Zunda Zunda evet, Nasıl gidiyor? O... Neler yapıyorsun? İyi iyi güzel gidiyor, çok güzel gidiyor. Bu, bu şeyi bu videoda şunu da açmak istiyoruz biraz. Evet Instagram'da eğlenceli videolarını, postlarını, paylaşımlarını takip ediyorlar ve bundan çok keyif alıyor senin evet. takipçilerin. Ee, ve bunun dışında projelerin de var. Konuşacağız ama ana eksen itibariyle tabii ki sosyal medya fenomeni. Nalet Bey kendini nerede konumlandırıyor sosyal medyada? Yani sana biz ne demeliyiz? Nasıl konumlandırmalıyız olduğun yeri? Yani biz 2014 yılından beri aktif şekilde videolar çekiyoruz. Sosyal medya fenomeni, Vine fenomeni, Instagram fenomeni diye diye gidiyordu. Son dönemde influencer deniliyor. E ben oyunculuk yanımda var. Aslında oyunculuk yolunda ilerliyorum. Kendimi oyuncu olarak da görüyorum. Gelişmem gereken yerlerim var. Zaman içinde daha da iyi olacak. Ama oyuncu olduğumu düşünüyorum. Fenomenlik lafından artık biraz gına geldi bana. Niye diyeceksin? Şimdi 7 yıldır bir Nalet Bebe var. İyi kötü bir şeyler yapıyor. Tutunuyor. Kötü şey yok. Kendi halinde bir çizgide ilerliyor. E şimdi bir kız çıkıyor. yarım çıplak kıyafet ile iki tane hareket yapıyor. Ona da fenomen diyorlar. Abi bir şey yapıyor, ona da fenomen diyorlar. Ben onlarla Aksi kendim bir var mı? Kendim bir tutmuyorum. Cinsiyet eşitsizliği Yok de... yok abi herkes kendi ekmeğini yer ya. Öyle ya. mi? kadın ayrı yer, erkek ayrı yani yer. Yani bu fenomenlikte benim... influencer olmakta kadın erkek arasında fark var mı? Abi ben çok anlamıyorum bu işi. Niye anlamıyorum? Yok, ben bir şeyler yapıyorum ama işin içinde değilim yani. Hmm. Niye değilim? Ben ne yapıyorum abi? Komik video çekiyorum. Gün içinde komik storyler atıyorum. Benim onayım bu. E diğer bunun dışındaki erkekler sosyal medyada ne yapıyor bilmiyorum. İşte erkek yakışıklı diye takipçisi oluyor herhalde. O var kızlar var güzel diye onlar oluyor falan. Onların ben dışındayım ya. Ya bu çok uzun zamandır aslında cevabını almak istediğim ama galiba da ilk kez bunu bu şekilde dile getireceğim bir soru soracağım. 1.8 milyon takipçim var evet. herhalde. Milyonlarca erişim alıyor paylaşımlarım. Ama bu işin neticesi sen böyle de ya. yani. Bir sıfırdan başladı mı buraya? Tabii tabii. Abi nasıl oluyor ya? Hani sıcak gerçek karşında hani ben hep böyle kişilere konu kalmıyor ama ilk kez sana var ya... soracağım. Nasıl 1.8'e çıkıyor? Bu neticede birden sıçrama mümkün mü? Abi birden sıçrama mümkün değil. Son dönemde mesela bakıyorsun çocuk geçen sene çıkmış. Bu sene 4 milyon takipçisi olmuş. Gibi. O bir sıçrama değil. Orada farklı bir şey var. Ne, ne çekiliş gibi? yapıyorlar. Bir şeyi basıyorlar. Hı -hı. Ediyorlar falan. Ben çok fazla inanmıyorum. E şimdi biz 4... 2014'te başladı video çekmeye. 2000, koya 2016 Instagram'a geçtik. 2016 ile kaç? 6 yıl mı olmuş? Yani 6 yıl. 5 yılda 5 mesela. Yıl 5 yılda 1.8 olmuş. Bunun bir artışı var abi. Yani bir gelen oluyor, takipçi geliyor, bir de giden var. adam babasının oğlu sürekli beni takip etmeyecek, etmek zorunda değil, benden sıkılıyor da da. Biri gidiyor, biri geliyor. Yani bunun artışı nasıl? Güzel videolar yaptıkça, yayıldıkça, etkileşimini hızlı tuttukça tık tık, tık Hı, yükseliyor. Bu, süreçte, bu beş yıllık süreçte en çok kimin seni takip etmesinden dolayı ay arkadaş olay mevzuya geldi.'' dedin, böyle bir sevinçli şey oldu. Oldu mu? İlk mesela şey beni Arda Turan takip etmişti. Şimdi arkadaşımdan selam olsun. İlk ne zaman takip etti? O da bayağı oldu ya. 2017 falan herhalde. O zaman bir şey olmuştum. O da o zaman Barcelona'daydı. Adam Barcelona'da ama top oynuyor. Biz buradan takip ediyor falan diye bayağı bir şey olmuş, heyecanlanmıştım. Son dönemde çok oynadım. iki sene önce falan Hülya Avşar'la Hülya Avşar'la takipleşmiştik. Betkeşimiz oldum onunla. Tabii ya kankam. <laughs> Hayatımda görüp göreceğim en, en, komik kadınlardan bir tanesidir. Çok iyi bir insan. Buradan ona da selam olsun. Ablam olur. O isimlerle yani gelenekselde çıkmış ve sanat dünyasında bu, bu yeri edinmiş bir insana senin iletişim diyalog. kurman, diyalog kurman ve bir şey enteresan. Ya kanka Ciddiye alınman ya da yanlış anlamasın. Evet, evet. alınmak da şey ya. Ya önceden ciddiye alınmıyordu sosyal medya fenomenleri. Yani üst taraf oyuncu işte Hatır sayılır kişiler falan, Hı. çevredekiler işte bunlar ne yapıyor ki falan filan diye konuşuyorlar ama son dönemde sosyal medyanın gücüyle beraber artık herkes birbirini ister istemez sevmese de kale alıp e, muhatap olmak zorunda. Şimdi oyunculuğa ben gelmek istiyorum dedin ya oyunculuk tarafım var ve orada ilerlemek istiyorum diye. Burada e, şöyle bir soru işareti yaşanıyor galiba. E, şimdi senin normal paylaşımlarında elde ettiğin ya da influencer ederek, influence ederek elde ettiğin gelirle, oyunculukta alacağın rakam ve vereceğin efor farkı var. Dolayısıyla fenomenler de burada şey düşünüyor yani. yani. çok emek çünkü o tarafta. Hani oyuncu olacağım demek de olmuyor. Tecrübe edildiği zaman işte karavanda saatlerce bekle, işte set gel, sahne gelsin, çekilen. Ben seviyorum abi zevkli ya. Hani bunun şeyle bilgisi yok diyorsun benim için parayla ya da alacağım kaşeyle Aynen bir abi. ilgisi yok diyorsun oyuncu ya elbette bu herkesin ya kimse parayı ön, arka planda itmez yani para benim için bir şey değil gibi bir, bir mevzu yok orada da hakkını alıyorsun bu tarafta da hakkını alıyorsun ama sinemanın zaten hakkı belli ya bir oyuncunun yaptığı işe göre popülasyona göre kaşesi belli yani ortalama bir rakam var ki onun üstündeki rakamları alamazsın zaten ama orada aldığın para ve orada aldığın parası olabilir ama orada aldığın deneyim bu yoldaki serüven paha biçilmez. Fenomenler içerisinde film yapmış, Hı. yani oyunculuk performansı veya müzik yapmış şarkıcılık performansı. Başarı bulduklarım var mı ve kimler bunu soracağım. Bizim camiada ilk film yapanlardan biri mesela Cem Gelin olur. Aykut Enişte serisi, ondan önceki seri, e, Ali Kundilli serisi. Ben onu çok başarılı buluyorum mesela. Ondan sonra bizim Yasemin var. Yasemin Sakaloğlu. O film yaptı. Zeyno diye. Evet. evet. O başarılı. Enes Batur var. Biz hatta Enes Batur'un bir filminde ikimiz başrol oynadık. O da Enes'in kitlesine göre bir filmdi. Yani o yaş kitlesine göre bir film, O yaş kitlesine göre bir film olarak da güzel bir filmdi. Şimdi o filmi mesela izliyorlar mesela. Benim arkadaşlarım da izlemiş. Ya orada niye oynadın? Ya abi bırak ya. Yani oradaki... Adam 43 yaşında. Sen senin filmin değil o anladın mı? Oradaki yaş kitlesi zaten belli. Daha ergen, daha ergen altı. Bilmiyorum yani anladın mı? O o kitleye hitap eden bir film. O ona göre güzeldi. Diğerde başka aklıma film gelmiyor ya. Kimler ne yaptı? Müzik anlamında ne düşünüyorsun şarkı çıkartılmasına, sürekli fenomenlerin çıkardığı şarkılara? Vallahi güzel olup da dinlediklerim var. İsmini vermeyeceğim. Hı hı. Ama hı hı. Ya Niye bu, bu işe girişsiz dediklerim. Bok mi? gibi dediklerim de var yani. Neden diyorum mesela? E şimdi zaten o sizlik yarışı gibi. Biri bir şey yaptım, üstüne biri bir şey yapıyor. O bir şey yaptım, bu bir şey yapıyor. Yani orada bir sizlik yarıştırma mevzuu da var. Çok fazla o dinlemiyorum yani. 20'lerin çok böyle 18-20'lerin çok olduğu bir yaş grubu var fenomen olan isimler ha. içinde yaş grubu çok genç. Senin de durumuna bakıyoruz. Sen e, abi demek istemiyorum da yani bu alanda iletişim ilişkilerin nasıl? Nasıl Benim yaşım büyük abi. 34 i̇şte... diğer çocuklara göre. Benim Kimseyle benim mesela sorunum yoktur mesela. Tartışkan Var mı? Olamaz. Böyle mesela. Kanka biz öyle kuru kalabalık... Hani onu, Nalet Bebe'nin yanında adı anılmaz, ya da onun yanında Nalet Bebe'nin adı anılmaz denilebiliyor. Yok yok öyle, öyle şey bir şey yok. Şey yok. Abi... Nasıl bunu başardın? Çünkü ya herkesin, herkesin bu, bir şeyi bu yok. Bu şimdi mesela fenomenlerin buluşmaları, cevapları, bunların hepsinin arasında bir ticaret vardır mesela. Bir organizasyona gidersin, atıyorum Hürriyet'in bir organizasyonuna gidersin, oraya herkes gelir. O geliyorsa ben gelmem diye bir şey yok. Hayır ama öyle değil ki. Bu sende öyle ama bir sürü ben de öyle bir bile satışmalı olan şey. ben isimler var ya. Atıyorum yani. Hürriyet'le iş yapacağız, Ferit var orada. Ben Ferit'i sevmiyorum. Ben oraya gitmem. Ferit gelmesin demem. Ben gitmem. Ee, öyle de olunca kimseyle problemin olmuyor yani. O adamdan ne diyor ki ben onun için gelmedim? O adamdan ne diyor ki... Ondan çekinmeye tamam. Ben ondan Sevmediğin muhatap Sevmediğin var o zaman. Var bir olmaz mı abi? Yani benim hayat enerjim de böyle. Ben sevmediğim şeyle aynı ortamda bulunmuyorum. Sevmeyen sebebi? Ahlakını sevmiyorumdur. Sosyal medyada değil. Sosyal medyada dışı ahlakını sevmiyorumdur. Hareketlerini sevmiyorumdur. İkili iletişimlerini sevmiyorumdur. Ee, yoksa sosyal medyada yaptığı iş vesaire benim çok umurumda değil. Orada herkes kendi çerçevesinde bir şeyler yapıyor. O yani. sevmediğini bilmiyor ama. Ya zaten soğuk yapıyorsun anlıyor yani. He. Yan yana gelmiyoruz ha. Ben bir de çok böyle fenomen tayfayla gezen tozan bir adam değilim. Biraz çok dışında kalıyorum arkadaşlarla. Çok arada böyle hattı sayılır fikri anlamda oturup e, sosyal medya konuşmayacağımız tarz arkadaşlarım varsa onlarla biz vakit geçiriyoruz. Ama önceden şey vardı mesela bundan 4-3-4 sene önce aynı zamanda hepimiz ateşliydik böyle patlama, gaza gelme. Buluşuyorduk ya 5 kişi 4 fenomen. Sıçana kadar vine çekiyorduk. Onu sen paylaş, bu ben. Şimdi öyle bir şey yok mesela. Yani oturup, hiçbir arkadaşımla oturup hadi video çekelim diye oturmuyorum fikri nasıl? Aklınıza? Ya Niye video geliyorsun? fikri genel göre gözleme göre geliyor. Yani ben çok gözlemci bir adam olduğum için aklıma geliyor e, tükenmiyor mu? tükeniyor tabii. E, ne oluyor Ya onların? tükeniyor tabii derken her zaman gene farklı şeyler çıkıyor. Ama nedir? Bugün bunu şu şekilde oynamışsın Şu şekilde tespitini yapıp paylaşmışsın. Ertesi gün bunu biraz daha evirip çevirip paylaşıyorsun. Sıkıştığın yerde. Ya da Çekmişim mesela 6 sene önce bir tane video. Çok güzel gitmiş. Elime niye bakıyorsun oğlum? Dövme mi Gözüme alıyor. Evet, evet <laughs> gözüme alıyor. Ne, ne, ne Gösterelim ben. Kanka yok kalemle yazdım, içine... yazdım ya. Kalemle yazdım. Gülümse keke mi? <laughs> Kanka gülümse keke yazdım ya kendime. Yani nalet bir insanın da gülümse demesi enteresan değil mi? Kanka gülmeyi seviyorum ya. Gülen insanları seviyorum. Ya çok mesela bir ortama gittiğim zaman asabi duran böyle yani ha, <laughs> <onlara gülüyor> ha, ha, yavşak gibi değil de yani Tebessümü seviyorum abi. Çünkü ben gittiğim yerlerde ya da bir, bir yere senin yana geliyorsam ben orada tebessüm ediyorum. Kendine gülüyor musun? Bazen gülüyorum çok. Komik geliyor mu? Çok geliyor bazen. O çok iyi ya. Bazen ama. Yeni projeler var mı? Yani bu içerik öğretmenin çok. dışında ne yapıyorsun? Yeni projeler var. Ee, hala birkaç reklam filmi var. Oynadığımız, paylaşacağımız. Kara Kenan diye bir karakterim var. Ee, böyle dizilerdeki Türkiye'deki mafya değil de dizilerdeki mafyayı böyle onlar gibi olan hafiften inceden bir tiy yalan bir tipimiz var Kara Karakelan diye. Ona dizi yapacağız. Şu an yazılıyor ama dijital yapacağız. Böyle her bölümü maksimum 15 dakika olacak şekilde. O var. Şu an ona çok yükseğiz. Onu da yapacağız. Allah'ın izniyle Eylül, Eylül'ün ortası gibi sete çıkacağız işte. Eylül tam sezon zaten. Aynen öyle. Senin seti düşünemiyorum ya. Bir de şey yani 15 dakika falan olması da güzel. Evet. O abi şimdi dizilere bakıyorum ben mesela adam 120 dakika mizah yapmaya çalışıyor. Yazan için de zor, oynayan için de zor. Verem veremiyorsun yani. Çişiyorlar. Gibi. Evet. Birkaç TV kanalında da böyle kontağımız oldu komedi gibisinden. İşin açıp bende yemedi yani. Tutup 120 dakika komedi yazmak. İşte o yüzden de çok uzun. Çok zor abi. Veremiyorsun ki yani. Hadi mafya dizisinde ya da herhangi bir duran dramada vesaire karşılıklı 5 dakika bakabiliyorsun. O yüzden bulamıyoruz artık prime yani. time'de bu tarz komedi e Bulamazsın abi zor zor yani bunu benim diyen adam yapamaz. İstediği şekilde veremez. Ben inanmıyorum 120 dakika çok. Yani olanlar vardı mesela Leyla ile Mecnun, kardeş evet, evet, payı, evet, evet. işler güçler vesaire. Ama onlar da şimdi yapmıyor bence sürelerden dolayı. Fen fenomen olmak kolaylaştı mı geçmişe göre? Abi fenomen olmak çok kolay. Kalıcı olmak zor. Yani şimdi şurada çıkarsın bir tane arabanın üzerine en en kalabalık nereye? Mecidiyeköy'ün ortasında arabanın üstüne bir hareket yaparsın. Tişörtünü yırtarsın. aa İşte Mecidiyeköy'ün evet. arasında kendini yırttı adam. Ondan sonra bizim toplumda böyle abus abus şeyler seviyor. Ondan sonra gidesin, bir de istiklalde yırtarsın falan filan. Giderken, üstünü yırtan adam diye fenomen olursun mesela. güzel şu an şey yaptı. Fikri evet. <laughs> adam kullanan. <laughs> <Fikir oldu. gülüyor> Videodan sonra yine fenomenler Ben üstünü var. açarak diye söyledim yani. Ama o adam onu yapar. 3-5 yerde yapar. Bir hafta, 10 gün, günden bir ay şak şak. Ondan sonra adam göremezsin. Önemli olan kalıcı olmak. Yani şey değil mi? Bu çocuk e, çizgi Bir... Küçük çocuk vardı. Kim? Ya, nere... Fevzi Aman gibi diyorsun. diyorsun? Yok, küçük. Neydi o çocuk? Atakan, Atakan. Ha, kitap mı okuyordu? Ha, ha, ne oldu Atakan? E, kitap okuyordur şimdi bir yerde. Yani ne, ne, <laughs> olacak? Kitap okumaya devam ediyor yani. Kaldı değil mi? Onu gibi, duyuyor muyuz adını? Ha? Yok. yok. Ya babacığım onun kalıcı olacak bir şey yok ki zaten. Ya, kaç yaşındaydı? 10 yaşında çocuk çok fazla kitap okuyormuş. Bir haber oldu annesine bir ökalarlık yaptı falan filan ama çocuk nihayetine baktığında da çocuk. Yani kimin çocuğu ne yapıyor evde onu sormak lazım. Önemli olan kalıcı olmak dediğim gibi. biz ben Nereye olarak... dönüştürmeyi hayal edersin? Ne? Nalet bebeği nereye dönüştürmeyi hayal edersin? Nereye varmayı hayal edersin? vallahi kanka yani 60-70 yaşına kadar da şeyde, Instagram'da video çekmeyeceğim. <laughs> yani o şimdi bir şeyi var. Bu yanlış mıyım? <laughs> Yakaladı. Ya 60 70 yaşına kadar Instagram'da video çekmeyeceğiz tabii ki. Var ki çekiyorum abi. Anladın mı? 60 70 yaşına kadar video çekmiyorum ama dediğim gibi yani haspa kadar bu memlekette Nalet Bey diye bir adam var. Bunu işte atsan çok teşekkür ederim ateş. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Anladın mı? Bu ülke ben ölene kadar benim varlığım olacak yani. Ha dizi de olacak, ha film de olacak. Farklı farklı projelerde olacak. Elinden gelse lanet bebeğiyle değil de başka bir isimle fenomen olmak ister miydin? Ya kanka bazen diyorum yani. ilk başlarda bunu şeyini çok çekiyorduk. Lanet bebeğim falan filan. Ama artık yok alıştım ya. Ben çok kullanmıyorum. Ben hiç kimseye lanet bebeğim ben demem yani. Ömer baştan diyorum. Zaten Sima'yı tanıyorsa tanıyor. Tanımıyorsa da kendimiz zorla... Ben olan... eminim Ömer ismi bilmeyen yani. de bile vardı senin lanet bebeğin Var bebeği var ismi bilmeyen de var. Halbuki profilde yazıyor ama. Aynen. İnsanlarımız dikkatliydi. Başka şeylere dikkat ettikleri için görmüyorlar. Neden çok vakit geçiriyorsun? Sosyal medya gurmesi diyebilir miyiz sana? Gez, geçirir misin sosyal medyada? Şu sosyal medyada kaç dakika saat geçiriyorsun diye bir şey var. Ona nereden evet. bakabiliyoruz? Instagram'dan bakabiliyorsun ayarlardan. Ha, Değil Instagram'a gir bakalım ne çıkacak. Dur bakalım. Vay. Ne çıkacak tahmin et abi. Kaç Hatta... dur saat? dur dur. Öncesine ha, tahmin edin bir. Tahmin et. Günlük. Günlük. Günlük ağrım, saat, tamam. Ne diyorsun ya? Bence bir buçuk iki saat. Sence? 5-6. 5-6. Bulamıyorum ama. Günlük ortalama. heh Günlük ortalama 2 saat 41 dakika. Benim mesela Instagram'da geçirdiğim süre. Kısa. Bence bence çoğu insandan kısadır. Evet, kısa. Ben çok öyle Instagram'da falan filan gezmem ya. İlginçmiş ya bu da geçmiş. E piyasa yoklaması yapmıyorsun o zaman. Kanka bir şey söyleyeyim. En büyük eksikliğimdir belki. Kim ne yapıyor, ne ediyor? Cart, fark ettim ya takip <laughs> etmemişsin aldım. Zerre kadar bakmam ya. Ayıp be. <laughs> Kanka sıkılıyorum ya. Yani sıkılıyorum. Hep aynı şey. Her, bu, de ama, bu önceden çok zevkli insanlar... bir yerdi burası. Bak burası Instagram'dır, Facebook'tur. Önceden çok zevkli bir yerdi. Şimdi ama, tamamen bir çöplük. Ama seni biz var etmedik mi? Biz ya, seni, izlemezsek. Seni, ya kanka. Sen, sık... izle... sen, bizden sıkılıyorsan biz senden sıkılırsak ne ha, olacak? Hayır ama ben senden sıkılmıyorum. Benim var takip ettiklerim. Yok Ferden izlediklerini... demiyorum ben bunu ya yani. genel olarak. diyorum. Abi yok bir şey yok ki ama. As Benim vakit gireceğim bir şey yok. Giriyorsun orada o çekiliş yapıyor. Giriyorsun orada biriyle kavga ediyor. Sen ya şimdi bu Kaliteli içerik üreten yok. Yo bu var. Mu var tabii canım olmaz olur mu? Ben tekim diye bir şey yok abi. Olmaz Mesela olur hiç, mu? hiç bugüne kadar. Uber var bizim Berk. Çok yetenekli. Çok, çok başarılı. yetenekli. Ara ara yapıyor ama yerinde yapıyor. Danla Bilicim videolarını baştan sona izleyebilir misin? Kanka Danla Bilicim videolarını baştan sona izleyemem. Niye izleyemem? Adam. Makyaj anlatıyor. Ben ne yapayım ki izleyeyim? Ya makyaj anlatmadı bu videoyu izleyebilir miyim? Bak makyaj anlatmadı video varsa izlerim mesela. Denk gelirse. Ha, Ama özellikle girip aramam. Kimseyi aramıyorum yani. Ha. Bak bizim Mahsun var. İsimleri de unutmayayım. Röportaj O da çok güçlü. İçeriklerini beğeniyorsun karakterini mi? İçeriklerini de beğeniyorum. Karakterini de beğeniyorum. Vay. Var mı böyle şey yapabileceğin? Bak ben hayatta şeyden çekinmem. İyi olanı söylemekten çekinirler ya. Ben hayatta çekinmem. Bu, bu, piyasanın sanat piyasasında bizim bu fiyanasın bu piyasa içerisinde böyle vardır. İşte iyi çekemezler de benim şöyle bir şey yok abi iyi olan herkes yürüsün. Ama iyi olan herkes yürüsün. Seninle bir şey yapmıştık değil mi Cem Yılmaz'ın soytarı muhabbeti vardı. He Cem Yılmaz'a soytarı mı Yok Cem Yılmaz TikTok kullananlara soytarı. O, o, muhabbeti seninle görüş almıştık, seninle evet, almıştık evet. orada da. Yani sen de abi şöyle bir bir şey ortaya çıkarmak. Derdim o aslında. Başından beri bir sot geçiyoruz. Ferit sohbet, ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Sen Ferit ne yapmaya çalışıyorsun? Seni çözmeye çalışıyoruz ya. Çünkü bir bir yerde bir sıkışmıştık değildi. O aydınlanmamış fullu taraflar var senin hayatındaki. Diye. Allah aşkına. <laughs> ya şöyle. Mesela o, o coşku mesela gördüğünüz coşku yok baktığında. Ama o, o, enerjiyi alabiliyorsun Nalet Bebe'den ama... Başıma gelen şey de bu. Ya, geziyor geziyorum mesela. insanın her zaman derdi olabilir, sıkıntısı olabilir, bir evet, şey olabilir. Evet, evet. Canı sıkılıyor. Ben mesela gidiyorum akşam bir yerde çorba içerken mesela bazen gidiyorum kuytu bir yere. Adam beni görüyor. Gördüğü Sen zaman benden bir şaka bekliyor ya da tebessüm ediyor. Ama değil mi yani? haklı ama Allah çarpsın onu verecek halim yok. Yani o anki iş dünya. Ha çok güzel bir şey söyleyeceğim. Canım sıkılmış olabiliyor. Ben bir de çok böyle duygularla yaşayan bir adam. Duygularla yaşayan derken çok çabuk düşüyorum çok çabuk yükseliyorum. Benim çevremdeki benim yakın dostlarım sürekli beni ya gazlamazlar ama ya oğlum şunu yap boş ver falan derler. Beni bilirler sevdikleri için. Ben de onların sevdikleri için onlar gibi onlara, onlara davranırım. Tanıyor musun dışarıda? Tanıyorum tabii canım. Yani o o şey değil artık yani. O, o boyut. Hiç kırdığın biri oldu mu? Ne gibi? Ya, fotoğraf çekelim. Ya, gel otur. Yemeğe. Ya kırdığın gibi değil de. Mesela Yok demedim. Mekana ben kimseye. de çıkıyorum. Yok demedin. Yok yok demedin derken ben yok demiyorum aslında. Ama mesela mekana çıkıyorsun, gitmişsin bir yerde oturmuş, içkili ortam. Dayım almış bol yukarıdan içe içe kafa gitmiş. Şimdi geliyor bir fotoğraf çekiliyor. Gülüyor ne diyor? Bazen seni hırpalıyor anladın mı? Hı. Hırpaladığı zaman da abi yeter diyorsun yani. Ee, seviliyorsun demek özetle. <laughs> Kanka ben seviliyorum. Allah var. Beni sevmeyen çok azdır. Ben de sevimsiz gözükmemek için, e, sevilmek için de elimden geleni yapıyorum. Yıllardır ne bir siyasete giriyoruz, ne bir şey yapıyoruz falan filan. Niye? Hep bir ortak noktamız var. Benim amacım belli abi. Ben Kötü güldürüyorum. istemiyorsun kimseyi. Ben güldürüyorum, güldürmeye çalışıyorum, komedi yapıyorum ve bundan da para kazanıyorum. Beni gönülden, kalpten ona seven insanların da var olduğuna çok 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 inanıyorum. Bir tarafı sağ tarafa geçip sol tarafa elimi tersi etmek istemiyorum. Sola geçip de sağ etmek istemiyorum. Hepimizin özünde hepimiz dört dörtlü insanlarız. Ya, i̇yi konuştum. Niye bir alkış bir şey? Alkış da yok hadi yani. Efekt koyacağız böyle. Alkış falan yoktu. abi iyi dedim falan olması lazım abi, Ferit. Evet ama bu şekilde izin. çok sofistik. Sonra diyorsun ki ben seni çıkaramadım. Nasıl çıkaracağım? Abi Ferit, sen bunu şey zannet... Binada sesi çıkmasın diye zaten sen kısık kısık konuşuyorsun. Abi <laughs> bu program <laughs> konuğu getirip övme programı değil. Ama ben Burada abi, her şeyi ara, masaya Ama Ferit arada yapman lazım. Şimdi sen de e, fark ettiğim biraz hatta şeylerle devam edelim. Bir tespit ettiğim bir şey var. Böyle... Hep... Artık doyduğun için mi bilmiyorum ama insan bazen coşkuyu almak ister karşı tarafta evet. Belki yaşının getirdiği olgunluk bu bilmiyorum ama kendini ve durumu anlatırken şey yapıyorsun yani normal tespitlerim var. Tabii ki uç kaç demiyorum ama sanki o coşkuyu senden alamıyorum gibi. Sen artık bulunduğun durumu normalleştirdin mi o heyecan ne durumda senin için mesleki heyecan? Hani diyorsun ya evet anlattığın tespitler insanı çok coşkulandıracak şeyken senin artık çok normalin olmuş sanki hayatın. Hayatında heyecan var mı şu an? Ya. Bana bir heyecan Oğlum hayatında heyecandan ziyade memlekette heyecan olabilecek bir durum yok. Ya, abi bunu Bak, şeye çekme şimdi. Hayır. Siy si siyasal anlamda demiyorum Anladım abi. Anladım yok. Genel... Covid'i bit... oluyor. işte aha, yangınlar olduğu bir dünya. Sen soruyu Sen değiştireyim. Oldu. Soruyu değiştireyim. Yani özür dilerim. Gerçekten ben hala mesela yangın izlerini taşıyorum mesela. Orada da zaten seni... senin çok 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 büyük burada. Ee, da, e da, hakikaten kutlu senin yanındayken yani. Hakikaten orada bilerek de az bunu buluşacağız diye kutluyorum. Allah razı En olsun. çok en samimi böyle çünkü sizlerin yaptığı adımlar bizlerin yani bi bizim yaptığımız adımlardan daha değerli oluyor. Çünkü evet. orada tanınan isimlerin hakikaten somut yük alması. Ya işte elimden fırsat geldikçe bu tarz şeylerde de yapman gerekiyor. Biz de... Hani o yaptım ettim şu olayı değildi. Sen orada çok ciddi bir emek ortaya koydun. Bunun Abi yaptık gittik. Etmek. Neyse yapılanları anlatmayayım da güzel oldu. Herkes de destek oldu. Allah razı olsun. Yani heyecanım var yok değil. Heyecanım var ama Bazen düşüyorum yani anladın mı? Çünkü hep kafayla iş yaptığımız Anladım, için. Anladım, tabii. Yani oğlum, kafa doğru. düşüyor. Ben aslında bu soruyu tabii ki bunları gözetmeden sordum. Yani bunların hiçbirinin olmadığı bir e, her şeyin pür pak olduğu Hayata bir. karşı bir heye... dediğin gibi Heh. ciddi bir heyecanı yok. Aa şu beni çok ha, gibi, gibi, diyebileceğim gibi. bir şeyim yok gibi. E, şey, ben eskiden öyle miydin? Eskiden de öyleydim. Ama eskiden de öğrendim. param eskiden param yoktu öyleydim. Şimdi Allah şükür param var gene öyleyim. Yani eskiden mesela e, kendi halimdeyken hiç mesela itopik hayallerim yoktu mesela. Şu olsun bu olsun. hep mesela insanlar ne kurar? Atıyorum Afaki Ferrari'nin hayalini kurarsın değil mi? Ben atıyorum Renault Megane'nin hayalini kurardım. Çünkü benim dünyamda yapabileceğim oydu. Ben hiç mesela böyle itopik şeylerim yoktur. E, bu da eskiden aileden gelen yaşantı e, ve de bu süreçte yürüyüşün. Hep bir çalışan da bir adamdım. E, okulum bitti hiç fire vermeden çalıştım vesaire vesaire. E, İsterisim o hayat seni olgunlaştırıyor. Bazı doyum, doyum demeyeyim de. E ee, bazı fazlaların afak olduğu iç bana geliyor. O yüzden ben me mevcut durumumla devam ediyorum. Böyle Abu şey diyeceğim belki bir çocuğum falan olsa heyecanlanırım yani. Em şu an en çok beni o heyecanlandırır. Baba olmak gibi bir hayalim var mı? Baba olmak gibi bir hayalim tabii ki var. Yani olmak da istiyorum. Sen nasıl ama. baba olur? ben de ne iyi baba olur yani. Olur mu? Olur olur. Kötü ben olmaz. Senin otoriter bir baba olursun. Yok be. Ya benim şeyim var. Benim ben aslında çok kolay bir adam. Benim dediğimi yapacaksın. O nasıl bir kolaycılık? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> kolaycılık anlayışı. Bak Ferit benim dediğim yapacağım dünyayı yaşayacaksın. Hayatı yaşayacaksın. O zaman seninle çatışmak da kolay olur. Ya ben çatışmam abi. Aykırı düşündük ne olacak? Ne yönde aykırı düşebilirsin? Siyaset anlamında aykırı düşebilirsin. Hayır normal Futbol vakit geçirme tercih. Ya iki arkadaş olarak diyorum. Sen bana ne aykırı gelebilir ki? Siyaset, cırtcıt falan. Benim bu ben zaten. Bir konu gerek yok. öyle bir konu için gerekiyor. Öyle bir için zaten hayatta kimseyle tartışmam. Ya bir ha. şey yapmak istiyoruz, bir yere gitmek istiyoruz. Sen oraya değil başka bir yere gitmek istiyorsun. Ha gideriz ya, sıkıntı yok. Ha, uyarsın bana. E, uyarım ama bir dahakine sen bana uyacaksın yani. Ha. E, sürekli senin yanına o değil adalet. Tabii canım eşekleriz. Sen bana geliyorsan ben sana geleceğim falan filan. Abi bu hayatta her şeyin bir çıkar yolu, yolu var ya. Yolu ve var. Ya sen yolunu yürütmek istiyorsan o yol yürür. Lüks takıntın var mı? Var. Şaka yapıyorsun. Evet. Hiç böyle bir cevap beklemiyordum. Ne mesela? Lüks takıntım derken konfor takıntım var. Mesela? Rahat olmak, rahat olmak. Mesela olmalı. somut şeyler anlatıyor musun? Ne Bana yaptığın abi. en lüks bizi böyle şu an... <gülüyor> <gülüyor> Hadi canım Ya şimdi bu tarz şeyleri konuştuğun zaman ya çekin yani çekinecek bir şey yok da yanlış algılanıyor ya abi. Niye yanlış e algılanıyorsun işte, abi? Çünkü yani yani, hayatın her alanında değilsin. Demek ki spesifik özel zevkleri ya de olabilir. Kanka yaşıyoruz işte yani Nasıl? yaşıyoruz ya derken. Yapıyorsun? gidiyorsa en güzel otele gitmeye çalışıyoruz. Biniyorsak arabanın iyisine binmeye ne çalışıyoruz yani? falan filan. hangi e bunlar biliniyor. Bizim evet. şimdi takipçi bunu görmüyor mu? E ben... E, geliştikçe bir şeyler de gelişiyor. Şimdi ben... Gelişip para kazanmazsan ben niye sürekli... Senin yer sofrasına oturmak zor mudur yani? Kilodan da öyle. Ben zaten yer sofrasına oturamam. Normalde de oturmuyordum hiç yani yer sofrası. Ben hep sandalye derim. Ya bağdaş olup yiyemiyorum. Ayaklarım şey oluyor. Ya. Karıncalanıyor. Ya, bağdaş kurmadan böyle hani zorlayarak kendi. Yani. Yerim ha, ha, O, o, bak o, o farklı bir şey. O an orada o yenmesi gerekiyorsa ben onu yerim yani. Şimdi atıyorum şuraya geldik yemeğe. 10 kişi şey yer derken lan hayır lan ben ayakta yiyeceğim. Öküz değilim yani anladın mı? Varlığı yokluğu gördüm. Orada ben de oturur yerim. Öyle değil yani. O Lüksü ben çok küçük, sen yani biliyorum sevmiyorsun bunları konuşmayı paylaşmayı da seven bir değilsin. O mahcubiyetin de var aslında. O mahcubiyetin de erdemlik olduğunu da biliyorum farkındayım. Ama yine de almak isterim. Spesifik bir şey verebilir misin? Nedir en çok? Bu, bu ya giyim mesela gibi... çok para harcarım mesela. Ufak ve marka takıntılarım var. Bir şeyi beğendiğin zaman etiketine bakarsın kasaya mı gidersin direkt? Şimdi beğendiğim şeye bağlı. Ha. Ya gidip atıyorum mesela. X bir mağaza var. Gidiyorsun orada neyin ne kadar çok uç noktada olduğunu biliyorsun. Ama benim şeylerin şeylerim bellidir mesela. Seviyem bellidir o markaların. Ben onlara giderim. Hiç yan tarafa uğramam yani. Oraya gidiyorsan 5 ise o yan taraf için 25 olduğu için ben o 25 olduğunu bildiğim için hiç o topa girmem. İyi, mesela senin çarşamba pazarında... orada etikete bakıp da arkama bakıp dönmem yani. Ben alabileceğim yere giderim. Senin çarşamba pazarında göremez miyiz? Görürsün. 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 Ferit beni her yerde görürsün oğlum ben her yerdeyim. En son ne zaman toplu taşımaya bindin? Ya Ferit ben toplu taşımayı Ay, sorar, topu taşımayı niye bileyim abi? Bir de böyle sonra topu taşımayı niye bileyim? ki ben topu taşımayı Ay, niye, niye Benim ya. Araban, ya arabam arabam olduğu için toplu taşımayı bilmiyorum. Hiç bilmiyorsun. E, bilmiyorum ama işe giderken biniyordum önceden. Tamam kızma abi ben merak ettim esas. <laughs> Hayır böyle bir demagoji var aslında. <laughs> Siz toplu taşımaya mı? Ya abi toplu taşımaya araban varsa binmezsin. Araban yoksa toplu taşımaya binersin. Bu hayattaki bir şeydir. Değil mi? Arada halkla sosyalleşmek Denge. için. Denge. Halkla nasıl sosyal? Ben şimdi metrobüse bir milleti mi kucaklayacağım? Evet arkadaşlar ben geldim. Sosyal medyada naret bebe. Hadi bakalım. T500 kucakla beni. Böyle mi yani? 500T abi. 500T. Allah Allah. Meclis, Mecidiyeköy, Beşiktaşlı metrobüs orada takla mı atayım ne abim? Hadi arkadaşlar ben geldim. Ben bundan da nefret ediyorum mesela. Bir yere gideriz mesela biz. Böyle sonra fazla kızdırdık. fazla izzet ikram ben bunu da çok sevmem mesela. Gerek yok abi. Yani bizi böyle çok büyütmeye gerek yok. Çok büyütüyorlar. Ondan sonra çok şey bekliyorlar. Ben çok büyüt, büyütecek bir şey yapmıyorum ben. Normal şu telefondan çekiyorum, atıyorum. insanlar gülsün diye. İnsanlar gülüyor. Gülen var, gülmeyen var. Ama bizi çok böyle putlaştırmaya gerek yok. Putlaştırmak derken ya toplumu bir mihenk taşıymış gibi böyle ne toplumsal olay olursa yani bir yerde e, kaldırım taşı söksünler bana yazıyorlar. Hadi bunu paylaş. Lan bana ne abi? Ben her şeyi paylaşamam yani. Benim için paylaşacağım şeyler bu hayatta bu memlekette toplumumuzu ve milletimizi derinden yaralayabilecek seldir, afettir Allah göstermesin. Ben bu tarz şeylerde olmak istiyorum. Ama atıyorum mesela X bir yerde Adam başına bir iş gelmiş, hadi bunu paylaş. Yani bunu bizi büyüttükleri için yapıyor. Sanki ben burada paylaşınca devlet onu çözecek ya. Ne alaka? Bence çok, birçok insan da söylemesi, söylemek istediği şeyleri dile getirdi bu bölümde ya. Süper. Abi fenomenlerin en büyük şeyi, Allah göstermesin bak. Şurada bir ilimizde bir deprem olsa adam haberden önce geliyor fenomene bakıyor, paylaştı mı? Ya oğlum Allah Allah kafayı mı yedin ya? Seni Salam. bekliyor. Bak bir gün mesela rahmetli Ferhan şey vefat etti. Allah mekanını cennet etsin. Ben de var ya sonradan fark et. Yani sonradan fark etmedim. Sonradan gördüm. Vay Ferhan hoca Ferhan şey vefat etmiş. Ne yapar? Ya kardeşim. Bunun için ya acaba anladın hani mı? Toplu toplum bu, bu, yani bir kitle daha... var. Bir, bir, bekle işi gücü yok. Yani işsiz adam. İşi olan da bunlarla uğraşmaz zaten. Benim bahsettiğim kitle işsiz tayfa. Ya ben onlara sosyal medya sapı diyorum. İnsanların açıklarını alıp oradan vurmak. E şimdi rahmetli oldu. Ben sonra fark ettim. Hemen paylaştım. Sen niye bunu? Dertlisin bir bu şey. sonlardan. Abi bu. benim en çok sinir bozan şey bu. Bana, bana bazen takipçiler de söylüyor. Abi çok takılıyor falan diye. Abi nasıl takılmayacaksın yani? Ben mesela bir videoyu atıyorum. Attıktan sonra bir inceden yorumlara bakarım bir 10 dakika. Bir DM, diyen kutusunu şöyle bir kaydırırım. Olumlu olumsuz. Çünkü ben nereden bileceğim neyi nasıl Güzel, evet, yaptığım ya. doğru mu yanlış mı? Tespitim nasıl olacak? Oradan tespit yapıyorsun. Orada giderken de görüyorsun. Yani dediğim gibi bu tarz çöplük diyorum ya bir, bir kitle çöplük olarak kullanıyor. Ve de bu beni çok rahatsız ediyor. Güzel ifade ettin kendine. Kapanış sorumuza geldik. güzel konuşuyorduk. Ferit bir çay daha içerdik ya. Vallahi çay zaten istediğin kadar. Seninle sohbette. de. İyi konuştun mu? Bence kendini çok İstediğini alabildin mi Ferit benden? Ben aldım için zaten şu an mesudum yani. Teşekkür ederim. Evet son soru. Dilediğin kişiye, dilediğin soruyu, 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Ha. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? Kime ne sorardın? Bu soru hakkımı bir gün başka bir yerde sana cevaplamak isterim. Vay enteresan bir cevap oldu burada. Tamam. İlk, ilk olacak bu. İlk kez cevap almamış olacağım ama ilk kez bir söz almış olacağım. Yo valla merak ettiğim tamam. zaman sana söyleyeceğim. Tamam süper. Ya, bir anlam olur mu bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> şöyle bir şey yapalım bu video yayınlanana kadar ben seni yine sıkıştırayım. Aklına soru gelirse bu videonun altına yorum olarak yazayım ben bunun cevabını. Öyle mi? Gelirse aynen. Tamam. Tamam oh, anlaştık. Bitti mi? Ağzına Güzel akıcı oldu. Çok iyi oldu. Valla. Çok güzel oldu. Ha ışığı alamı çıkartamadım ama sen... Hangi ışık? Dedin ya senden bu ışığı çıkaramadık diye. Hayır hayır ben onu bu yani ben bana özel veya bu buraya geldiğin için söylemedim. Senden kendimce o enerjiyi e, hayatınla ilgili alamamıştım. Hani bugün özel sormadım ben onu ama onun cevabını çok güzel verdi. Verdim mi? A evet. Beni hoşça düşürdün. Teşekkür ederim. Seviyorum seni Ferit. Aynı şekilde Bayana sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.